Cenab-ı Allah tabii sevilmek istiyor yani. Yalnız kalmak istemiyor Cenab-ı Allah. Yani dostları olsun, onu sevenler olsun istiyor. Ama yapmacık sevgi de istemiyor Allah. Yani yoksa Allah robot gibi kurar, sever insanlar. Ama bu rahatsız edici yani, bu insan için de çok acı bir olay. Allah yalnız kalmak istemiyor. Ve candan gerçekten sevilmek istiyor böyle yani. Hakikaten dostane sevilmek istiyor. Allah bunu beğeniyor. Cenab-ı Allah. Kendi suretimizde yarattık diyor zaten insanı. Biz nasıl dostluktan hoşlanıyorsak, gerçek sevgiden hoşlanıyorsak Allah da beğeniyor. Yani yalnız kalmayı şanına uygun bulmuyor Allah. Yalnızlığı. Onun için işte sevdikler oluyor. Habibullah peygamberimiz mesela, Allah Habibim, sevgilim diyor. Bayağı seviyor peygamber, çok çok fazla seviyor. Hazreti İbrahim'i çok seviyor. Halilullah, Halil İbrahim. İsa'yı çok seviyor Cenab-ı Allah. Yani Yusuf'u çok seviyor. Mehdi'yi seviyor diyor. Ben onu seviyorum diyor. Sen de onu sev diyor. Cenab-ı Allah beğeniyor bunu yani. Mesela ağaçlar çiçekleri yazıyor ama yani tek başına olmak istemiyor Allah. Yani ağaçlarla çiçekler. Allah kendisi de beğeniyor yaptıklarını. Mesela ağacı, çiçeği, balıkları, kuşlar hepsini beğeniyor. Güzel sesi, ritmi, her şeyi beğeniyor Allah. Ama en istemediği şeylerden bir tanesi yalnızlık Allah. İstemiyor bunu. Gerçek, samimi dostlar istiyor. Onun için işte bizim çok candan Allah'ı sevip, Allah'ta gerçekten dost olmamız lazım. İnşallah. Canı gönlüne sevmemiz lazım ki bu Allah'ın gayesi oluşsun. İnşallah. Aksi çok korkunç. Dünyayı görmüyor musun? Allah'a nimetleniyor. Alakayı kesmiş durumlar Allah'la. Allah'ın bu çok zoruna gidiyor. O zaman işte bu felaketler yağmur gibi yağıyor. Hiç bilmedikleri yönde felakete sürüklerim diyor Allah. Evet. Ama severseniz, beni dost olursanız, hiç ummadığınız yerden size nimet veririm diyor. Mesela Musa'yı çok seviyor Cenab-ı Allah. Bayağı şeker bir peygamber yani. Mesela tut diyor yılan. Mesela acayip korkuyor ama tutuyor. Arka, bak Cenab-ı Allah onu yani insan gibi değildir de Cenab-ı Allah onu sempatik buluyor onu, evet. Hareketini. Evet. Yani Allah, insanın beğendiği şeyleri Allah da beğeniyor. Yani çünkü insanı öğreten Allah. Evet. Yani biz onun ahlakından parçalar yaşıyoruz. Evet. Mesela onun aczi Allah'ın hoşuna gidiyor. Evet. Yani mesela onun kaçması. Evet. Mesela korkma gel diyor. Mesela ona acayip, mesela acayip çekiniyor yani. Tut kuyruğundan diyor mesela. En olmayacak şey onun için o. Yılanın kuyruğu üstelik yani. Akıl almaz huylanır ve çok çekinir. Evet. Ama Allah emrettiği için mecburen gidip tutuyor. Tutunca çok yılan, yani o esnek harekette olan yılan hemen tahtaya dönüşüyor. Asaya dönüşüyor. Allah git diyor bundan. Firavuna git, aynı şey olacak diyor. Adamlar da aynısını atınca bir sefer yine korkuyor. Bir çeşit korku diyor. İşte korktu diyor yani açıkça yani. Bir çeşidi yok yani, korkmuş. Onu atınca yani, çünkü bir aksilik olacak diye korkuyor. Atınca hepsini yutuyor. Ama o da çok ferahlıyor tabii onu görünce. Yani çünkü büyücüler falan herkes ferahlıyor. Yani çünkü kesinlikle yapamayacağını düşünüyorlar. Ya yani büyücüler de kendisi bile tedirgin. Ya yani Allah kork, bir çeşit korku duydu. Korkmuş işte yani. Hepsini yutunca acayip ferahlıyor, çok rahatlıyor yani. Yok adamların ipi, tüçeği bilmem hepsi kayboluyor, hayvan yutuyor yani. O yuttuğunu bir sefer gidiyor, kuyruğuna tuttuğunu bir sefer de asa oluyor. Nereye gitti öbürleri, adamların teşkilatları, kurdukları? Asanın içinde kaldı. Onlar da oduna dönüşüyor ya. Allah'ın ruhu var asasının içerisinde. Mesela bir anda ağaca da dönüşebilir o. Yani bir şehre de dönüşebilir. Her şeye dönüşebilir. Mesela Allah'ı seviyor. Acayip şeker. Ya Rabbi bana kendini göster diyor. Bak tatlılığa bak yani. Ya olacak su bu yani. Şimdi Allah ne dese uygun olur. Tabii Cenab-ı Allah mesela ben sana kendimi göstertmem demiyor. Tamam diyor. Ben diyor sana kendimi göstereceğim. Şu dağa bak diyor. Ben oraya tecelli edeceğim. Eğer dayanabilirsen diyor, bak diyor yani. O zaman görürsün diyor. Dağ
paramparça oluyor böyle yani yıldırım düşmüş gibi. Darmadağın oluyor yani o iyi tecelli etti yer parçalanıyor. Hemen orada bayılıyor yere düşüyor koca vücuduna yani 2 metre falan. Aman ya Rabbi diyor yani ben sana iman ettim. İman edenlerin de ilkiyim diyor. Bir daha söylemiyor. Hazreti İbrahim de öyle çok tatlı. Ya Rabbi diyor nasıl diriltiyorsun diyor insan bak merak ediyor bak şimdi naz ehli ya. Bir çocuksu bir tatlı daha bürünüyor olabilir. Yani çocuk kalpliler mesela peygamberimiz öyleydi. Yaşı büyüktü. Mesela 60 küsur ama 63 diyorlar ama Allah-u Alem 61 yaşında vefatı. Yani hicri şeye göre hesaba göre 61 yaşında vefat etmiş oluyor. Ama yine de bir bakmak lazım. Peygamberimiz mesela vefatına kadar çocuk yüzlü. Çocukluk şey gitmedi yüzünden ifadesi. Hazreti Musa da öyle yani çocuksu bir tatlılığı var. Diyor ya Cenab-ı Allah ona bir katımızdan sevgi verdik. Evet. O tatlılık işte yani. Böyle sempatik yani çok şeker yani böyle görüntüsü. Hazreti İbrahim de ona da Cenab-ı Allah diyor o zaman diyor yok 4 tane kuş yetiştir diyor. Onlar 4 ağacın yanına koy diyor. O da büyük merakla onu yapıyor yani. Yani halbuki aklına ihtiyacı bir şey olmaz yani. Emek emek uğraşıyor onlar hakikaten de yetiştiriyor. Sonra onlar kendine çağırıyor kuşlar yani ıslık sesiyle bir şeyle. Kuşlar geliyor. Ha işte böyle dirileceksiniz işte diyor. Yani o istiyor ki öyle istemiyor evet. Tabii onun kastettiği. Yani mezardan adam evet. Toprağı açacak, evet. Kalkacak adam yani evet. Mesela 100 yıllık ölü toprağın içindeki kalkacak onu görmek istiyor yani kemiklerini falan. Olur mu öyle şey? O zaman aklın ihtiyarı kalkar. Yani diğer müminlere karşı haksızlık olur. Onun için Allah yapmıyor onu. Sadece o şekilde ona gösterttiriyor. Bir daha da söylemiyor tabii Cenab-ı Allah. Öyle yani ben onu kastetmedim diyemez yani haşa. Yani nezaketen. Öyle bir şey demez. Çok acayip bir şey olur çünkü Allah'a karşı yakışık almaz. Hazreti Musa asayı atıyor ama büyücüleri de atıyor. Aynısı oluyor büyücüleri attı. O yüzden aklın ihtiyarı gitmiyor. Ya büyücüler, ya bir yılan normal, yara geliyor. Ya büyücülerin attığı yılanla Hazreti Musa'nın attığı yılan arasında bir fark yok görüntü olarak. Bayağı benziyor yani. Ama o yılan hepsini yutuyor. Yine aklın ihtiyarını kaldırmaz bu ama. Çünkü her ülkede yılanı var adamların yani. Orada herkes görüyor bunu. Bu sadece hepsini yutuyor ama yutunca adamlar yani gerçek olduğuna kanaat getiriyorlar. Ama yine aklın ihtiyarını kaldırmaz. Yani iman ederek yapıyorlar. Yani vicdan, yüksek vicdanı kullanarak. Musa'nın yüzüne de bakıyor tabii onun dürüstlüğüne, efendine, Firavun'un sahtekarlığına bakıyorlar. O kıyasla yapıyor. Sırf o olayla iman etmezler. Kanaatleri gelmiş oluyor. Tabii. Michelangelo'nun Musa heykelini gösterebilir miyim fotoğrafı? Efendim? Michelangelo'nun evet. Musa heykeli. İşte bu tarzda yani maşallah. Acayip yaklaşık 2 metre küsur aslında boyu. Maşallah. Yani kollarının kuvveti falan tabii yani tarife uygun. Maşallah. Şey heykelin görüntüsü. Yok canım vurdun mu ne olur? Araba olsa devrilir yani. Hakikaten yani, ufak boy bir arabaya falan vursa direkt araba devrilir yani. Mesela Hazreti Meryem'i çok seviyor Cenab-ı Allah. Evet, evet. Hazreti Yunus'u seviyor ki Yunus yaptığı hataya rağmen Allah onu seviyor. Mesela Eyyub'u seviyor, çok seviyor Eyyub'u. Çünkü o kadar çileye, acıya dayandığı için. Nuh'u çok seviyor. Evet. Süleyman'ı seviyor. Adem, Nuh ve İmran ailesini alemlere üstün kurdu. Tabii. Hazreti Adem de çok nurlu, çok efendi, çok güzel görünüyor bir insan. Böyle hani adamı diyor maymun bilmem ne falan evet. Öyle değil mi? Beyaz tenli, bayağı yakışıklı, yani çok evet. Güzel. Avrupa'yı görünümlü peygamber. Kıyamet günü işte ilk Hazreti İsa ile birlikte kalkıyorlar. Hay isminin tecellisi olduğu için Hazreti İsa, evet. Ölüyü diriltmesi de Kur'an'da belirtiyor ya. Evet.
ilk İsa ile beraber kalacak. Kabirleri orada olacak ama tabii başka konular da var. Onları daha ileride söyleriz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu de diyor Peygamberimiz vefat ettiğimde diyor. Evet. Ondan sonra en önce bana sen geleceksin diyor kadın da. Şok oluyor şey bunu duyunca. Tabii her ülkede babası olduğu için uzun yaşamasını istiyor. Tabii hayırlı olması önemli yani. Uzun yaşama diye bir şey yok. Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği önemli.